Biraz da anlatacaklarım tavsiye niteliğinde değildir, kişisel deneyimlerimdir. Eğer bir sağlık sorunuz varsa doktora danışın. İsmim Merve, 34 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum, avukatım. 2018 sonunda fibromiyalji teşhisi aldım. Fibromiyalji, kronik yorgunluk ve ağrı sendromu. Günün her anı, her vakit vücudunuzun her yerinin ağrıdığı ve ne kadar dinlenirseniz dinlenin, yorgun hissettiğiniz bir hastalık. Sen nasıl teşhis aldın? 2018'in başında çok depresif hissettiğim bir dönem başlamıştı ve her yerim ağrıyordu. Ve psikiyatriste kontrol için gittiğimde bu durumu söyledim. O önce beni dahiliyeye gönderdi. Dahiliyeye gittim, dahiliye baktı, kan tahlilleri yapıldı. O zaman bu ağrıların direkt psikolojik olduğu düşünülmüştü. Psikiyatride benim ilaçlarım değiştirildi, doz artırımına gidildi ama hiçbir şekilde bir iyileşme göstermedim. Bunun üzerine bu sefer beni tekrar dahiliyeye gönderdiler. Bazı testler yapıp romatolojiye gönderdi. Orada da bazı tahliller yapıyorlar ve romatizma hastalıklarını eleyerek artık onlardan biri değilsem fibromiyalji diyorlar açıkçası. Ve ben psikiyatriye gidip bir antidepresan kullanmam gerektiği ve romatizmaya yönelik bir ağrı kesici kullanmam gerektiğini söyledi doktor. Dedim ki bu böyle olmayacak. Yani bunun başka bir yolu olmalı. Ben hayat boyu antidepresan kullanıp ağrı kesici kullanıp bu yorgunluğu, bu ağrıları çekemem. Araştırmaya başladım. Sonrasında Batı tıbbından istediğim cevabı alamayınca fonksiyonel tıbba yöneldim. Fibromiyaljide belirtiler neler? Beyin sisi, kafa bulanıklığı, bağırsak sorunları, mide sorunları gibi belirtileri oluyor. Fibromiyalji hastası 10 kişiden 9'u kadın. Genelde 30-50 yaş arasında görülüyor. %70'inde migren hastalığı da oluyor. Biraz daha düşünen, daha kırılgan yapıda, biraz naif yapıda insanlarda ve kontrolü çok bırakamayan, kolayca endişe duyan, korkan, hayattaki birçok şeye korkuyla yaklaşan insanlarda görülüyor. Bir doktora gitmiştim, fonksiyonel tıp doktoruna. Sayfa sayfa size soru soruyor. Günde kaç kere tuvalete çıktığınızdan, anne babanızın hastalıkları, ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz, her şeyinizi öğreniyor. O sizin soru cevaplarınıza bakıp size bir planlama çıkarıyor. Fonksiyonel tıp da şunu diyor, yani beslenmeni düzelteceksin. Egzersiz yapacaksın. Ama en önemlisi stres babacığım, stres. Yani stres kontrol altına alacaksın. İyi hissettireceksin kendini. Bu üçünü sağlarsan çok daha sağlıklı bir insan olacaksın diyor ve ben bunu her yaptığımda gerçekten de etkilerini inanılmaz derecede hissettim. Sabah kalkıyorum. Bağırsak problemi olanlarda toksinlerin dilde birikmesi olur. Dil temizliği yapıyorum. Bu değişik geliyor insanlara genelde. Daha sonrasında Hindistan cevizi yağıyla ağzımı çalkalıyorum. Bunun da faydalarına dair bir sürü çalışma var artık. Cilt bakımı yapıyorum. Kendime iyi davranmaya, kendime iyi bakmaya da çalışıyorum. Bunu önemsiyorum. Daha sonrasında bir şeyler içiyorum. Bazen kahve içiyorum. Kahve içmediğim dönem ona ikame olabilecek daha sağlıklı alternatifler bulmaya çalışıyorum. Yeşil çay olabilir, Hindistan cevizi yağlı. İşte ada çayı içilebilir, zencefil çayı içilebilir. Ben bunları daha çok gün içerisinde yapıyorum. Sabah ilk kalktığımda da bu mesela macchiato blend diye matcha kökü tozu, organik kakao tozu, dut tozu, ceylon tarçın bilmem ne falan var. Yok protein var içerisinde, işte C vitamini, kalsiyum bilmem ne gibi güzel şeyler var. Yani bir kahve tabii ki de değil, bir çay değil yani. Bunlar öyle bir şey vaat edemez de yani ama ya bazen sırf bu işte sağlıklı bir şey yapıyorum hissi bile bence insana iyi geliyor psikolojik olarak yani. Biraz geç yemeye çalışıyorum. Öğlene doğru ilk öğünümü alıyorum. Sonrasında takviyelerimi alıyorum. Arada bazı günler meditasyon yapıyorum, nefes çalışması yapıyorum, egzersiz yapmaya çalışıyorum. Mümkün olduğunca kendime iyi hissettirmeye çalışıyorum. Stresi kontrol altında tutmaya çalışıyorum. Nasıl besleniyorsun? Bir kere gluteni kesiyorum. Yerine de sağlıklı alternatifler kullanmaya çalışıyorum. İşte kinoadır, karabuğdaydır, glutensiz yulaftır gibi. Süt ürünlerini kesiyorum. O biraz zorluyor. Onun haricinde rafine şekeri kesiyorum. Onun yerine alternatifler koymaya çalışıyorum. İşte hurma püresiyle falan tatlılar yapıyorum. Yapılması gereken, sağlıklı olduğu söylenen şeyler tabii ki hoşuma gitmeyebiliyor. Mesela sebze suyu. Kereviz sapı suyu çok popülerdir. İlla Instagram'da bir yerde karşınıza çıkar. Evet çok faydalı. Bana doktorum da önermişti. Çünkü o da detoks etkisi çok yüksek. Karaciğer için falan bu toksin atımını sağlamada çok faydalı. Evet ama tadı çok kötü. Yani ben yapamıyorum. Pütürlü pütürlü o smoothie'leri içme falan bana göre değil. Ben bunu bir programa katılmıştım. Orada da işte böyle sebze suları tavsiye ediyordu. Ben dedim ki ya benim midem bulanıyor, ben içemiyorum. Dedi ki yapma. Yani yapmak zorunda değilsin. Yani sana iyi gelmiyor. Bir yandan çünkü kendimizi tedavi etmeye çalışırken işte stres yüklenmemeliyiz. Bende bir ara oldu. Yemek takıntısı olmuştu bende bir ara. Çünkü bana her şey dokunduğu için yemek takıntısı strese dönüştü. Ben ağlıyorum durmadan ne yiyeceğim, ne yiyeceğim her şey dokunuyor diye. Stresim arttıkça ben daha kötü oluyorum. Dedim ki bu böyle bir şey değil. Kendimi çok gözlemliyorum, not alıyorum ne yediğimi, bağırsak hareketlerime kadar not alıyorum ve ona göre bir plan oluşturuyorum.
Market alışverişinde nelere dikkat ediyorsun? İçerik listesine dikkat etmeye çalışıyorum. Çok fazla kötü bir şey olmasın, mümkün olduğunca hazır bir şey yemeyeyim diye uğraşıyorum. Sebze meyve yoğunlukla alıyorum. Et, yumurta alıyorum. Organik almaya çalışıyorum elimden geldiğince. Ama kendimi aşırı zorladığım, aşırı katı kurallarımın olduğu bir şekilde yapmıyorum bunu. Dengeye önem veriyorum. Elimden geleni yapıyorum. Olduğu kadar diyorum en azından. Yani ülkede tabii ekonomik kriz olduğu için sebze meyve bile pahalı. Onu bile almakta biraz zorlanıyoruz. Organik sebze meyve almak zaten çok mümkün değil. Hani ben marketlerden alıyorum. Onu da en azından yıkarken tarım ilacından olabildiğince arınsın diye işte karbonatlı suya koyuyorum, sirkeli suya koyuyorum. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Ama bol sebze meyve tüketimini lütfen es geçmeyelim. Fibromiyacı sosyal hayatını nasıl etkiliyor? Ben çok biliyorum bara gidip herkes rahat rahat içki içerken benim su içtiğimi ya da dışarı çıktığımda... Şimdi ben yemeğe de çok düşkün bir insanım. Yemek yemeyi, güzel tatları çok seviyorum ama dışarıda bir alternatif bulmak zorlu. Bulsam bile bazen canım diğer şeyleri istiyor. Yani arkadaşların yanında dürüm yerken, kokoreç yerken sen de onu yemek isteyebiliyorsun ve bu beni strese sokuyor. Ben öyle biriyim. Benim karakterim de böyle. Herkes de böyle olmayabilir. Ama ben bundan stres yaşıyorum, üzülüyorum. Çok ağladığım oldu benim yani. Dışarı çıkamıyorum, işte istediğimi yiyemiyorum diye çok üzüldüğüm oldu. Bilinen bir hastalık değil, elle tutulur bir hastalık değil. Yani ismi bile yani fibromiyajım var dediğinde bir şey, karşıda bir şey canlanmıyor yani. Sosyal teklifleri reddettiğinde karşıdaki anlayamıyor yani. Senin asosyal olduğunu düşünüyor. Aslında hayır, ben fibromiyajı hastasıyım ve ben acı çekiyorum. Sosyal medyayı nasıl kullanıyorsun? Bir Instagram hesabı da açmıştım. İşte glutensiz tarifleri paylaştım. Neler yaptığımı, işte meditasyon, bulduğum güzel meditasyonları, işte yoga pratiklerini falan da paylaştım. Ve böyle biraz aslında bir komünite oluşturmaya çalıştım. Yani işte fibromiyajı olan insanlar ekledi, glutensiz beslenen insanlar ekledi. Tamam, bu zor bir şey. Çok fedakarlık istiyor. Ama olsun. Dedim ki şükürler olsun. Beni sağlıklı yaşamak zorunda bırakan bir hastalığım var. Yani ve çözümü yok değil. Sadece biraz fedakarlık istiyor. Sosyal medya bana iyi geldi bu yönde. Bir sürü yeni insanla tanıştım. Benim gibi olan insanlarla tanıştık. Kendimize iyi davranmamız gerekiyor. Kendimizi sevmeyi, mutlu olmayı öğrenmemiz gerekiyor. Aslında bu hastalık bunun alarmını veriyor. Diyor ki kendini hatırla, kendine iyi bak. Bak, kendini çok boşladın, hiç dikkat etmiyorsun, kötü yaşıyorsun. Toparla bir kendine, kendine iyi bak diye vücudun uyarı vermesi aslında. Benim için de 5 yıldır devam eden bir yolculuk sanırım devam da edecek. Her zaman dikkat edemeyebiliyorum, her zaman iyi yaşamayabiliyorum. Arada hatırladığımda bunu önemsiyorum, kendimi önemsemeye çalışıyorum. Kendimi sevmeyi öğrenmeye çalışıyorum. Şimdi herkes birasını içiyor ve hamburgerlerini bekliyorken ben de kendime çok güzel bir bowl söyledim. İçinde basmati pilavı var, ızgara tavuk, brokoli, humus, avokado, burada da domatesler var. Gayet de lezzetli olduğunu düşünüyorum. Öyle olduğunu umuyorum. Çok çekici görünüyor. Keşke ben de glutensiz besleseydim. Ya güzeldir. Bu arada çok güzeldir eminim ama tabii ki hamburger yemek de isterim. Yani çerez alabilir miyiz ki yani? Bu da ayrı bir şey. Çok dolu. Ne oldu? Kızım çekici gözüküyor tamam değil mi? Güzel gözüküyor. Yenir yani. Tuzsuz ama. Kaydıydım lan. Şöyle tuttum ya. Şuradan tuttum. Bu da kimin? Senin de. Tamam.